E-ticaret sitemizde ödeme sayfası alışveriş deneyiminin en kritik noktalarından biridir aslında. Bu sayfayı müşterilerimize göre özelleştirdiğimizde hem alışveriş deneyimini hem de geri dönüşü daha da optimize edebiliyoruz. Ekleyeceğimiz eklentilerle tabii ki. Bu videoda ücretsiz bir eklentiyle ödeme sayfamızı sitenize, kendi e-ticaretinize göre de şekillendirebilirsiniz. Daha da optimize edebilirsiniz. Varsayılan ödeme alanındaki kısımları da hatta, özelleştirebilirsiniz. Göstermek istediğiniz alanları gösterebilirsiniz ya da göstermezsiniz. Bu yapacağınız e-ticaret sitesiyle yani e-ticaretle alakalı aslında. Dijital ürün, sanal ürün satıyorsanız biraz daha mesela özelleştirebilirsiniz ya da müşterilerden sitenizle ilgili bilgi almak istiyorsanız bu tip şeyleri de ödeme alanında ekleyebilirsiniz. Siparişi tamamladıklarında bunları da doldurabilirler. isteğe bağlı tabii ki. Bununla ilgili bir eklentiyi inceledim. Ücretsiz bir eklenti gayet de işinizi görebilecek. Kullanımı gerçekten çok kolay. Göreceksiniz. Birazdan karşı varsayılanla optimize edilmiş, biraz daha özelleştirilmiş ödeme sayfası alanı arasındaki farklar. Keşfetmeye hazır mıyız? Hadi geçelim, başlayalım. İncelediğim eklenti bu. Gördüğünüz gibi hemen Türkçesine geçelim. Türkçesi de WooCommerce için ödeme alanı düzenleyicisi. Yani adı üstünde zaten eklentinin tabii ki. Şimdi aldığım notlar da var. Hemen onu da söyleyeyim. Ücretsiz kısmını deniyoruz arkadaşlar inceleyeceğiz. Ücretli versiyonda her zaman dediğim gibi daha fazla özellikler de bulunuyor ama ücretsiz kısmıyla da gayet işinizi görebilecek bir özelleştirme yapabilirsiniz. Artılarında Türkçe bırak sistemiyle çalışıyor. Gayet güzel, basit yani yapmışlar onu da. WooCommerce'in ödeme alanı ındaki varsayılan alanları biraz uzun biliyorsunuz. Onları istediğiniz alanları devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu da güzel. Bunun haricinde özellikler yani bir şeyler eklediğiniz alanlara bunları e-postada gösterebiliyorsunuz. Çeşitli bilgiler almak istiyorsunuz ya da yeni alanlar eklediğiniz falan. Bunlar e-postaya da eklenebiliyor arkadaşlar. Müşteriye giden e-posta ve size gelen e-postada görebiliyorsunuz bunu. O da güzel. E, eksileri tabii ki kısıtlı. Tabii bazı alanlar kısıtlı. Koşullu alan oluşturamıyorsunuz. E, i̇şte birkaç tane daha şey var. Özellikle şöyle de müşterilerden kişisel veri toplamak. Yani sitenizle ilgili alışveriş deneyimiyle ilgili mesela bilgileri de bu şekilde orada oluşturacağınız alanlarda geri dönüş sağlayabilirsiniz. Bu güzel bir artı aslında. Bu şekilde veride toplamış olabiliyorsunuz tabii ki isteğe bağlı olarak. Eklentinin WordPress kütüphanesindeki alanı bu. Bu adresleri videonun açıklamalar kısmında olacak. Lütfen arkadaşlar girin ve okuyun, inceleyin eklentiyi kurmadan önce bir bakın. Ondan sonra kurulumuna geçin. Optimize, optimize derken aslında gerek bazı alanları kaldırdım. Birkaç tane bir şey ekledim mesela. Bizi nereden buldunuz? gibi bunu özelleştirdim. Buradan bir geri dönüş sağlayabilirim. Çok fazla olan alanları kaldırdım. Yani örnek olarak işte ne var? Bir firma ismi vardı burada onu kaldırdım. İşte posta kodunu kaldırdım. Bunları da kaldırabilirsiniz isterseniz. Yapacağınız e-ticarette de alakalı. Örnek olarak bir çevrim içi kurs sayfanız var. Siteniz var mesela. Size ihtiyacınız olan mesela az soyad işte e-posta olabilir. Telefon numarası olabilir. Belki de ülke olur. Onun haricinde belki şeyleri istemeyebilirsiniz. Sokak adresi yani fiziki olarak kargo gönderimi sağlanabilecek bilgileri istemeyebilirsiniz. Bunları kaldırabilirsiniz. Daha da kısa olur. Ödeme alanını ne kadar basitleştirirseniz buradan çıkışı da engellemiş olursunuz bir yerde. Bununla birlikte tabii ki başka nedenler de var. Ödeme alanını terk etmenin, daha karmaşık ya da kargo ücretlerinin yüksek olması bunlar bir sürü sebep var. Ama şu gösteriyor ki yapılan istatistiklerde şunu göstermekte. Genellikle birkaç tane nedenden biri geçiyor. Ödeme alanının karmaşık olması. %30 ve 40'ları buluyor burayı terk etmek ödeme alanı terk edip bunu engellemek istiyoruz sonuçta. O yüzden ne kadar sadir tutarsanız ödeme alanınızı hızlı bir şekilde siparişi tamamlatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle de varsayılan olarak bakın arkadaşlar varsayılan da bu şekilde uzadıkça uzuyor. Aslında kanalda birkaç tane videom da var. Bu ödeme alanı ile ilgili anlattığım videolar var. Adım adım da yapabiliyorsunuz. İsterseniz tek sayfada da gösterebiliyorsunuz. Kanalda aratırsanız da bulabilirsiniz YouTube kanalımda. Çok uzatmayalım. Ne yapalım? Hemen uyarım yapalım ondan sonra da eklentinin kurulumuna geçelim ve ayarlarını yapalım WordPress kontrol panelindeyiz. Hemen eklentiler, yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentimizin ismini yazalım. Hemen burada bakın geliştirici AkoWeb. Eklentiyi kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklentiyi kurduk ve etkinleştirdik. Eklenti nereye geliyor? Woocommerce menüsünün hemen altında göreceksiniz arkadaşlar. Bakın check out. Files diye burada bu alana geliyor. Eklentinin Türkçe dil dosyası var ama çok büyük bir dil dosyası değil. Yok yani. Bunu siz kendiniz de manuel olarak çevirebilirsiniz arkadaşlar. Loco üzerinden tabii ki yapıyoruz. Loco üzerinden yapacağız. Türkçe'de zaten çok fazla bir alanı Türkçeleşmiyor arkadaşlar. Geliştirici biraz daha yeni çünkü tahminimce bu eklenti de zaten biraz daha dil dosyasını geliştirmesi gerekecek gibi geliyor. Eklentinin ayarlarına geçebiliriz. Eklentimizin ayarlarına geçelim. WordPress kontrol panelindeyim. WooCommerce ödeme alanları ben tabii ki türkçeleştirdim hemen. Ödeme alanları gördüğünüz gibi varsayılan olarak zaten ödeme sayfasında olan alanları burada gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Burada işte alanlar ve özellikler. Şimdi fatura alma alanları, gönderim alanları şeklinde bir de sipariş alanları. Sipariş alanları dediğimizde siparişle ilgili yöneticiye, sipa site yöneticisine göndereceğimiz notları yazacağımız alan. Faturalama alanları. Burada kullanabileceğimiz özellikler, şöyle diyeyim sitenizle ilgili geri dönüş sağlamak istiyorsanız buraya bir şeyler ekleyebiliriz. İsteğe bağlı seçebilirler, işte yanıt yanıtlayabilirler, yazabilirler, onun gibi şeyler ekleyebiliriz. Ya da buradaki varsayılan alanları kaldırabiliriz, değiştirebiliriz, yerlerini sürükle bırak mantığıyla olduğu için. Bakın taşıması da kolay arkadaşlar alıp şöyle buradan böyle yukarı aşağı nereye istiyorsanız buraya taşıyabiliyorsunuz. Güzel yapmışlar bunu da. Sütunlar isterseniz genişletebilirsiniz. Bakın iki, ikiye bölünmüş bir sütun bunu isterseniz böyle genişletebiliriz veya daraltabiliriz. Önce biz tabii ki ne yapacağız? Bir şunları düzenleyelim. Şöyle düzenleyelim mesela göstermek istediğimiz örnek olarak ya da göstermek istemediğimiz alanları kaldıralım. Nasıl kaldırıyoruz tabii ki? Bakın şimdi firma adı. Firma adını üstüne tıkladığınızda alanı seçiyorsunuz. Otomatikman burada zaten opsiyon seçeneği açılıyor. Bakın firma adı. İsterseniz buradan şöyle ismini de değiştirebilirim. Şirket adı diye düzeltebilirim. Bunu istersem göstermeyebilirim. Bakın bu şekilde kapatabilirim. Kaydettiğim zaman onu da test edeceğiz zaten. Göstermeyebilirim. Bunu mecburi bırakabilir. Mesela gösterdim. Bunu da işaretlediğimde bakın bir yıldız gelecek kırmızı. Bu şekilde de mecburi yani bunu doldurmadan hiçbir şekilde siparişi tamamlatmayabilirim. Başka burada mesela yapabileceğiniz iç kısmına mesela bakın şu alana lütfen şirket ismini yazın. Şeklinde bir şey yazabilirim. Buradan da şeklini değiştiririm Yani text bu tabii ki text şeklinde. Ama bu e-posta olabilir mesela e-posta ile ilgili burada var zaten ama e da işte bir şifreleme kısmı olabilir ya da bir telefon seçenek tabii ki ücretsiz olduğu için kısıtlı ücretli versiyonda daha fazla seçeneğiniz var seçme tipini değiştirebiliyorsunuz. Gelişmiş özelliğinde bakalım gelişmiş özelliğinde de maksimum uzunluk şu yazıyı ne kadar uzun olsun diye ayarlayabilirsiniz varsayılanlarda bunları tabii ki kapatamıyor yani oynayamıyorsunuz arkadaşlar bunlar böyle silik geliyor zaten ücretsiz sürümünde. Bakın burada diyor bunlar otomatikman e-postaya yansıtılan kısımlar zaten. Sipariş detaylarında gösterilsin mi diye zaten açık. Artı sipariş e-postasında gösterilsin mi diye. Öyle bir seçenek yapmışlar. Bu şekilde bir opsiyonları var. Şirket adını biz yani firma adı dedik, bunu göstermeyelim. Bizim sipariş alanımızda ödeme alanımızda bunu kaldırdık. Hatta bunu taşıyorum. En alta bir yere koyalım şöyle. Tamam. Ad soyad evet. Bunun Arkasından hemen altında doldurmasını istediğimiz alan ne olsun? Mesela e-posta olsun. E-postayı aldım. Direkt olarak buraya getirdim. Koydum. Ülke var, sokak. Bunu da istemiyorum. Ben bir dijital ürün satıcısıyım ya da işte sanal ürün satıyorum. Fiziki ürün göstermiyor göndermiyorum. O yüzden bunu da istemiyorum. Hemen bunu da gösterme diyorum. Bunu da alıyorum aşağı buraya koydum ülke evet olsun en azından şehir olsun hemen ülkenin altında ve il ve ilçe olsun tamam isterseniz bunu da kapatalım apartman bilmem ne falan demiş bunu da kapatalım posta kodunu onu da istemiyorum bu da kapalı olsun telefon evet telefon da olsun en azından iletişime geçebilirim bakın hepsi de şu an mecburi şekilde yaptık mecburi yani bunlar isterseniz buradan mecburi yapmayalım değiştirdim yani. Tamam bu şekilde bir kaydedelim. Hatta buradan da bakın resetlediğinizde tekrar varsayılan haline gelecek. Buradan hemen kaydettik. Şöyle bir yenileyelim. Gerçi bu sitede de fiziki ürün, sanal ürün yok ama olsun. Yaptığımız özellikler geldi. Yansıdı hemen. Ad, soyad, e-posta adresi. Bakın ülke, şehir, ilçe, telefon. Tamam. Şimdi sabit gönder. Yani sonuçta fiziki ürün gönderiyorsunuz da adres olması lazım otomatikman tabii ki. Ama örnek olarak verdik biz dijital ya da sanal ürün düşünün siz. Bu şekilde hemen uygulayabiliyorsunuz. Peki biz yeni bir şey ekleyelim. Yani buraya bir alan ekleyelim. Ekleyelim. Bir soru soralım. Özellikle diyelim ki işte sitemizi nereden buldunuz diye bir soru olsun. Şöyle bakın seçenekli bir şey yapacağım. Buraya attım. Çektim ve attım bakın. Sürükle bırak mantığı. Geldim üstünü seçtim. Hemen ismini değiştiriyorum. Bizi nereden keşfettiniz? Bizi nereden keşfettiniz diye bir soru sordum. Burada da seçenekleri, bunları oynamıyorsunuz arkadaşlar bakın. Bunları otomatik kendisi oluşturuyor. Türkçe karakter, bakın şey harfi burada yok. Türkçe karakter kullandığınızda otomatik olarak onları kaldırıyor zaten. Hemen oraya seçeneklerimizi yazalım. Youtube diyorum. Bu şekilde seçenekleri de yazdım. Gördüğünüz gibi bakın. Burada geldi zaten yansıdı. Burada göstersin dedik. Şu zaten eğer multilink yani birden fazla dil kullanıyorsanız bunu da açın arkadaşlar. Otomatikman çevirisini yapsın. Başka da işte e-postada evet görelim. Sipariş e-postasında da, da yansısın. E-postalarına gelsin bu bilgi. Seçtiği zaman gelsin. Başka da yapılacak bir şey var mı? Bunda yok. Tamam. Şöyle bir kaydedelim gene. Bir daha bakalım. Sayfayı güncelledim bakın. İsteğe bağlı. Zorunlu yapmadık arkadaşlar. Zorunlu yapsaydık bunlardan birini seçmesi lazımdı. Hemen şöyle YouTube'u seçtim bu şekilde. Ben bunu tamamladığımda e-posta olarak gidecek arkadaşlar. Mesela karşı tarafta bu bilgi çıkacak. E-posta bilgisi de gözükecek yani. Başka ne yapabiliriz? Mesela gelelim şöyle. Buradan seçen bayağı bir seçeneğiniz var arkadaşlar. Bakın numaralı bir şey yapabilirsiniz. Seçenekli checkbox şeklinde aşağı yukarı aşağı. Mesela şöyle bir şey deneyelim bakalım. Checkbox yaptık. Tamam. Buraya hemen Diyelim ki memnun kaldınız mı diyeyim? Yes demiş. Evet, evet. Yine e-postada gözüksün. Başka. Hemen şöyle. Bunu da kaydedelim. Yine bir bakalım yeni diyorum. Tabii bu yani örnek olarak oldu. Normalde evet ya da hayır olması lazım zaten. Mecburi yaptık bunu çünkü. O yüzden şöyle yapalım. Mecburi yapmayalım. Hatta bunu seçersem mecbur Yani default olarak varsayılan olarak mesela bunu işaretlersem arkadaşlar ne olur? seçili olarak gelir. Bunu en iyi şeyde yapılır aslında. Memnuniyet anketi gibi düşünün. Bu şekilde radyo buton buton şeklinde yapar. Evet ve hayır seçeneği yaparsınız. O şekilde olur. Yani burada baya bir seçenek var. Seçme var mesela. Seç, seçim yaptırabilirsiniz. Bu şekilde evet hayır diye mesela olabilir. Ya da bu şekilde gösterebilirsiniz. Ücretsiz sürümünde gene iş yapabilecek baya bir özellik var arkadaşlar. Öyle kapattım. Bunu da kaldırıyorum. Evet dedim. Şu kalabilir mesela. Buradaki çark, çark neymiş ona bir bakalım. Şöyle çarka bakalım. Bakın. Burada da normalde WooCommerce ayarlarında yaptığımız ayarlar aslında arkadaşlar. Bakın remove order notes yani siparişi ile ilgili özel notu kaldırsın mı ya da direkt gönderim adresini ayarlasın diye shipping adres olarak ilgili notların ismini değiştirebilirsiniz. Varsayın olarak bu şekilde gözüküyor. Direkt olarak orada hesap oluşturulmuşsun. Yani normalde WooCommerce ile ilgili alanlar aslında. Arkadaşlar bakın şunu kaldırdığımda mesela bakın remove pre, pre yani gizlilik sözleşmesiyle ilgili alan onu kaydedeyim bakalım şimdi bakın gitti gizlilik sözleşmesiyle ilgili alan İşte başka ne var remove shipping field demiş bunları kaldırabilirsiniz ya da bakın şunu sözleşme şartları koşulları kaldırma o alanın gözükmesini istemiyorum diyebilirsiniz. Bakın gitti. Bunların da Türkçeleşmesi lazım ama geliştiricinin eklentinin içinde Türkçe dil dosyasında eksik kısımdan bunlar arkadaşlar. Geliştirici bunları eklemesi lazım. Bu şekilde güzel bir yani ücretsiz bir eklenti. Şimdi bunu hemen kaydettik. Bu şekilde kaydedelim. E-postaya bir bakalım. Siparişimizi oluşturduk. Özel alanımızı da ekledik diğer varsayılan alanları onları da kapattık kapattık. bu şekilde sadeleştirdik. Arkadaşlar daha basit hızlı bir şekilde doldurulabilir hale getirdik diye düşünün. Tamam burada da bakın bunu mecburi kıldık gerekti diye. Hemen şunu seçtim. Direkt olarak siparişimi onayladım. Hemen şöyle bir bakalım. E Bakın faturalama alanları ekstra alanlar demiş. Bizi nereden keşfettiniz? YouTube şeklinde e-postada gösteriyoruz. Yani karşı tarafa giden bilgide gösteriliyor. Bir de e-postaya bakalım. Gönderilen e-postada burada da gösteriliyor arkadaşlar. Bakın. Bizi nereden keşfettiğiniz YouTube. İsterseniz bunu devre dışı da bırakabilirsiniz. Tabii ki o size kalmış. Peki sitedeki siparişler kısmında da gözüküyor mu? Ona da bir bakalım. Son siparişe bakalım. Evet burada. Burada gözüküyor. Faturalama, ekstra alanları. Bizi nereden keşfettiğiniz YouTube. Bu tabii ki örnek. Sizin kendi e-ticaret sitenize göre bunu farklı bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ödeme alanınız sayfası bizim için önemli. E-ticaretle uğraşıyorsanız bizim için çok önemli. Biliyorsunuz bu sayfayı ne kadar böyle optimize ederseniz, kolaylaştırırsanız siparişlerinizi tamamlatma imkanınız, oranınız daha da yükselir arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. E-ticaret yapıyorsak sipariş tamamlanması önemli. Sepeti terk etmemesi lazım. Yani girdi, alışverişini yaptığı zaman eğer farklı bir neden yoksa tabii ki. Ama bu karışıklıklardan dolayı işte ya da doldurması gereken alanların çok fazla olması biraz sıkıcı olabiliyor aslında ama bunu biraz işte optimize ederek düzeltebiliriz alanlarınızı. Düzeltin hatta işte geri dönüşüm istiyorsanız da bu şekilde birkaç şey ekleyip çok uzatmadan tabii ki onu da söyleyeyim çok uzatmadan biraz bilgi de alabilirsiniz isteğe bağlı olarak. Buna bence dikkat edin arkadaşlar. Bu ödeme alanı optimize olması lazım diye düşünüyorum. Bununla ilgili kanalda videolar var. İki tane video herhalde tahmin hatırladığım kadarıyla. iki videomuz var. Onları da seyredin bence. Başka fikirleriniz de oluşabilir. Birçok eklenti var ama ücretsiz olarak bu tip özellikleri verebilen ve kullanışı gayet kolay. Basit anlaşılır bir eklenti bence kullanılabilir. Bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Bu tarafta cep telefonlarındaki ödeme alanlarını daha böyle güzel profesyonel şekilde gösterecek bir eklenti var ücretsiz oradan ulaşabilirsiniz e, bu tarafta da gene canlı yayınlarımızla ilgili linki koyacağım arkadaşlar Çarşamba günleri canlı yayın yapıyorum lütfen gelin siz de katılın sohbetlerimize muhabbetlerimize umarım faydalı bir video olmuştur yorumlarınız varsa lütfen yorum yazın beğenirseniz de artık bir beğeni atın arkadaşlar çok iyi olur benim için de takipte değilseniz de takipte kalın diyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.